Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sünnetler ve bid'atler. Önce nedir sünnet? Nedir sünnet? Peygamberimizin aleyhi hazretlerinin peygamberliği döneminde ki sözleri, fiilleri, takrirlerine sünnet deniyor. Peygamberimizin Peygamber dönemindeki sözlerine ne söylemişse, fiil yaptığı işleri, uyguladığı işler, takriri de Peygamberimizin gözü önünde sahabeler bir şey yaparlar, yapmışlardır. Peygamber'i gördüğü halde onlara engel olmamışsa o da sünnettir. Demek ki üç türlü sünnet var. Biri sözlü. Peygamberimizin buyurduğu sözleri. İkincisi fiili. Peygamberimizin bir de kendisinin yaptığı ve takriri. Sünnetler Allah tarafından yetkili kılınan Peygamberimizin koyduğu dini evrensel kurallar bunlar. Her çağda geçerli. Her ülkede geçerli bunlar. Her zaman bunlar geçerli bunlar. Çünkü insanların koyduğu kurallar, kanunlar, ideolojiler zamanla unutulur gider. Ama Peygamberimizin koyduğu bu sünnetler, kurallar nedir? Kıyamete kadar geçerli bunlar her yerde. Yalnız sünnetlerin de korunması gerekiyor. Eğer sünnetler korunmazsa, yani insanlar, Müslümanlar, Allah korusun bilinçli olmazsa, aklına geleni, gördüğünü, duyduğunu dinde yapmaya kalkışırsa, o zaman sünnetler yozlaşır, bidatler ortaya çıkar muhteremler. Her Müslümanın yaptığı işi bilmesi gerekir. Nedir bu yaptığı iş? Farz mı? Vacip mi, sünnet midir, müstahap mıdır? Araştırması gerekiyor her konuda. Araştırması ne olur işte? Araya bidatler araya girer. O zavallı insanlar, Müslümanlar ne yaparlar zamanla? Din diye o bidatlere sarılırlar. Hem kendileri sapık olur, hem insanlara da sapıtırlar. Bidatler genelde hurafeye dayandığı için insanlar buna daha çok benimserler. Bir gerçek ne kadar güzel de olsa hayal kadar güzel olmaz. Yani hayal, hurafe, bunlar masallar, nedir bunlar? Bunların gerçeğin de ötesinde güzellik vardır. Halk bunları sever bunlar. Yani aklı kabul etmese bile ama hoşuna gider hurafeli insanların. Bidatlar da kökeni hurafeye dayandığı için insanlar bunları çabuk benimserler. Bu bir insanlarda bağımlılık haline gelir, bağımlılık haline gelir. Bağımlılık hastalıktır. Alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, çay bağımlılığı, kahve bağımlılığı, bağımlılığı gibi. Yani her bağımlılık nedir? Eğer o kimse kendisine zarar da verdiği halde alışmış diye bırakamıyorsa nedir o? Bağımlılıktır muhteremler. Bidatlar da zamanla bağımlılık haline gelir. İnsanlar fazla terk eder, aldırmazlar. Sünneti terk edenler aldırmazlar. Ama bidat biri terk etmeye kalktı mı hemen ona herkes bir yan göze bakarlar. Ne yapıyor bu adam diye. Sünnetlerin aynen korunması gerekir. Mesela ezan-ı muhabbet okumak sünnettir. Bunun okunması kelimelere değiştirilemeyeceği gibi bir de okunmasının usulü, kuralı da değişmemesi gerekir. Aynen İslam'a uygun okunması gerekir bunların da. Bidat nedir? Ona bakalım inşallah.
Bidatler aslında dinde olmadığı halde, dinde olmadığı halde ama sanki dindenmiş gibi gösterilen, benimsenen şeyler, bu bidat denir bunlar. Dinden olmadığı halde ama dindenmiş gibi gösterilen şeyler, uygulanan şeyler, yani sürekli bir kural haline gelen şeyler, eğer bunlar bir sünneti seniyi kaldırıyorsa, o zaman bidatı seyyi olur. Şirkin en kötü bidat budur. Eğer bir bidat bir sünneti seniyi kaldırıyorsa, en çirkin bidat da odur muhtemelenler. Tabii örnek vereceğim inşallah. Bugün bu konuya neden acaba temas ediyorum derler? Hiçbir zaman bu nedeni açıklamadım. Bugün bunu açıklamak işlem doğuyor. Geçenlerde yolda giderken bir genç karşıma çıktı. Bana dedi ki, ben dedi Fahri olarak dedi, böylecilik yapıyorum dedi. Fahri olarak. Yani para almadan aldı eşeğim, böylecilik yapıyorum dedi. Bir gün bunun aklına geliyor. Gönlüne doğuyor. Ben diyor Allah için müezzin yapıyorum ama acaba Peygamber sünneti uygun mu yapıyorum acaba? Acaba bidatlara giriyor muyum? Hal ediyorum derken işine bir doğuş geliyor, kuş işine geliyor. Ne yapıyor? Okuyabildiği kadar Türkçe fıkıh kitaplarında ilmihalleri karıştırıyor bu. Bunları karıştırıyor. Müezzinlikle ilgili konulara bakıyor. Ne görüyor burada? Üç tane görev var müezzinlerin, bütün kitaplarında. Üç tane görev var müezzinin. Biri ezan okumak. İki, kâme getirmek. Üçüncüsü, imamın sesi yetersiz olursa, o da tekbir almak. Üç şey görevi vardır. Mesela bugün Medine'de, bunu yaparım müezzinler muhteremler. Şimdi bu fıkıh kitaplarını, ilmihallerini anlayabildiği kadarını karıştırıyor. Müezzinin bölümüne bakıyor. Üç tane görev var müezzinin. Ezan okumak. Ben ezan okumuyorum diyor. Tercih ezan okuyor böyle diyor. Aşağıya ben dua ediyorum. Kime dua ediyorum ben diyor. Kâme getiriyor gerçi. Bunları fıkıhta bulamayınca güvendiği bir hoca imama gitmiş. Adını bana vermedi, ben de sormadım imamı. İmama gitmiş, demiş ki ona, hocam, ben demiş, müezzinlik bölümlerine baktım bu kitabında. Ancak üç şey buldum, bundan görevle ilgili. Acaba ben mi bulamadım? Hangi kitapta bunlar var? Yani müezzin nasıl müezzin yapılacak? Yani beş vakit namazda farklı yapıyorlar. Teravide farklı yapılıyor müezzinlik. Cuma'da farklı yapılıyor. Bayramda farklı yapılıyor. Bayağı bir kurallar var. Ben diye bunları bulamadım. Acaba hangi kitapta bunlar var? Bunlara bu kitabını bulayım. Okuyayım da ben bunlara diyor İslam'a uygun yapayım bunları. Hoca Efendi, İmam Efendi gülmüş. Demiş ki, bu konuların kitapta olmaz demiş. Bak muhtemelen. Aynı bunu cevap vermiş ben. Önce gülmüş imam. Demiş ki, nasıl bir müezzinlik yapılır? Beş vakit namazda, cumada, teravide, bayramda nasıl yapılır? Bunlar demin kitapta olmaz bunlar demiş. Gülmüş. Genç uyanmış ama. Peki hocam demiş, madem kitapta yok bunlar da, o halde bu yapılan bidat değil mi demiş hocaya. Bunu sormuş. Hoca cevap verememiş muhtemelenler. Ben o işi aklım vermez demiş. Bırakmış. Yolda karşı geldi bana. Bunu anlattı bana bu konuyu. Anlatır mısın manevi mevzinin görevlerini? Ben ayakta duramıyorum fazla. Başım dönüyor, rahatsızım. Bu uzun konu. Anlatamam mesela bunları.
O halde dedi, yakında bir sohbetinde bu konuyu açar mısın dedi, bu konuyu. Ve ondan inşallah dedim, yani bir nevi yarım söz vermiş oldum, inşallah deyince. Gerçi ben de bu konuya çoktan beri temel etmek istiyorum kendimde böyle. Fakat bu konu biraz zor konu muhteremler. Çünkü alışılmışları, bağımlılıkları yıkmak çok ama çok zor muhteremler. Yani bugün insanlara efendim şu sünnettir, ne olacak bunu yapma desen pek yapmaz muhteremler. Hemen yapmaz böyle. Sizi küçümser. Ama bidatı yapma dersen o olmaz, bırakamam muhteremler bence. Yani günümüzde bidatlar çok bağımlılık yapmış insanlarda, cemaata da bağımlılık yapmış. Sanki bunlar dindenmiş gibi benimsenmiş bidatlar. Yani bir nevi ibadet gibi kabul edilmiş, bir bağımlılık yapılmış. Bunun için bu konuya temas etmek biraz zor mesele muhteremler. Yani biliyorum çok kişi karşı çıkar bana bu konuda. Bu benim görüşüm değil işte. Kitaplara karıştırsınlar. Bulsunlar bir kitapta, getirsinler. Fakat ben tabii ne kadar üzerime o kutaya atılsa, ondan senin şeyime razı oldum. Bu konuya giriyorum muhteremler. Şimdi o gencin en çok merak ettiği konu şuymuş önce, dikkatini çeken. Bir camide, mescitte, ezan okunduğu zaman, o zaman okundu bitti. Cemaate bakıyorum dedi. Eğer görevli anda orada değilse, yani odasında birisine görüşüyorsa, görevli yoksa orada, cemaat ayağa kalkmak korkuyorlar dedi böylece. Korkuyor cemaat. Ezan bitmiş. Konu okunmuyor. Sohbet yapılmıyor. Ama cemaat ayağa kalkmak korkuyor, ürküyor cemaat dedi böylece. Ne yapıyorlar? Bir bakıyorlar. Ne yapacağız, ne yapacağız? Orada dedi bir çocuk, bir çocuk dedi, Allah'ıma salli Muhammed desin, ayağa kalkıyorlar. Böyle bir şey astıram acaba muhteremler, böyle, böyle, böyle. Tabii olur mu? Olmaz da muhteremler, olmaz. Şimdi dinimizde farzlara kalkmanın bir kuralı var, sünnete kalkmanın da kuralı var muhteremler. Farz namazına cemaatin kalkması için şu gerekiyor. Müezzin efendi hayyâle salâh demeye başlayınca o zaman kalkılır. Aslında cemaat namazı kılınırken camiye gelen en son doldurur aslında. Bu da sünnet olanı. En son doldurulur. Düzgün olur. Düzgün olur. Müezzin efendi kâmete başlayıp da hayyâle salâh yani buyurun kalkın namaza diye bu bir davettir deyince birden ayağa kalkılır muhtemelen. Ayağa kalkılır. Daha önce kalkılmaz muhtemelen. Gevşeye olup daha geride kalınmaz da kalkılır böyle. Sünnetlere gelince bir camiye girildi. Ezan bitmek üzere. Ne yapma gerekiyor? Oturmamak gerekiyor muhtemelen. Ayakta biraz bekleyip ezan bitti mi hemen Allah-u Ekber sünneti kılma gerekiyor muhtemelen. Eğer o camide Kur'an okunmuyorsa, sohbet yapılmıyorsa, cemaatin ne yapmıyor? Cemaatin da hemen kalkması gerekiyor. Yani Allah'ıma salli ya desin bir çocuk diye beklememek gerekiyor, kalkmak gerekiyor. Yani bu tabloları yıkmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yıkamıyor insanlar. Hepimiz görüyoruz bunları efendim. Yıkamıyoruz bunları insanlar. Ezan bitiyor. Görevden işi oluyor, birisi de konuşacak, odası oluyor bazen de. Ne yapıyor cemaat? Bakın ne yapalım, ne yapalım acaba? Biri Allah'ıma salli desin bakalım muhteremler. Peki kim koymuş, bu kuralı koymuş? Beydir muhteremler. Peygamber zamanı yoktu bu kuralı böyle. Sonra yoktu, şu anda yine yok dünyada. Bak muhteremler, yine yok dünyada. Yani bir Türkiye'de var bu kural, Türkiye'de. Türkiye'nin daha çok batısında, katı kuralı böyle. Türkiye'nin batısında var bu kural. Türkiye'nin dışında, ben çok İslam'ı gezdim muhteremler böyle. Gezdim. Hiçbir de böyle kural yok. Hiçbir kural yok böyle işte. Ezan okundu mu
Hemen cama kalkarlar, sünneti kılarlar. Nedir? Sünnet olanın budur mudur işte böyle şey. Budur böyle şey. Allah'ıma salat demek günah mı? Günah değil ama burada bir kural konuyor. Yani din burada yozlaşıyor muhteremler. Dine ilave ediliyor. Bakın örnek vereyim sizlere. Ramazana bir iki gün kala oruç tutmak mekruh oluyor bakınız. Ramazana bir iki gün kaldı. Ramazana karşılanmak mekruh oluyor. Neden? Ramazanın başlangıcı belli olsun. Öncekine karışmasın, ucu bu karışmasın diye. Yine Ramazan bitti mi, bari oruç tutmak tahrim edilir, haram oluyor bakımlarımlar. Neden bak, efendim oruç tutmak günah mı ya? Ben tutmak istiyorum bugün, tutamazsın, tutamayız. Haram oluyor. Neden? İbadetlere bir şeye karışmasın. İbadetin özü, canı, dinde belli olsun. Amaç bu böyle şey bak. Amaç bu. Bunun için bir şey vermiş ondan bir zarar gelmez. Sevaptır, şudur, budur. Dine kural koyamayız muhtemelen. Dine kural koyamayız. Mesela mevlütlerde mevlüt okundurken de ne yapılıyor? Amin Hatun bölümünde gelip bir akuş kanadıyla revan deyince hemen potuk ayağa kalkılıyor. Ağları vurmuş gibi böyle. Deprem vurmuş gibi böyle. Ayağa kalkılıyor. Öyle insanlar gördüm. Öyle insan gördüm. Farz namazı oturup kıldı bak. Farz namazı oturup kıldı. Kimse bir şey demedi. Ama geldi bir akkuş deyince baktım sağa sola bir abanı yapışıyor böyle. Ayağa kalkıyor. Niye ayağa kalkıyorsun? Ya mevlüt nedir ya? Kur'an'da ayağa kalkamıyor be. Hadis'te ayağa kalkamıyor. Nedir mevlüt? Süleyman Şerif'e bir şair mıdır? Osmanlı yaşayan. Ama tekvadır. Tekva şair mıdır? Peygamberimizi seviyormuş peygamberimize. Bununla ilgili güzel bir şiir şeklinde bir kitap yazmış. Yazmış. Güzel. İşleri güzel bunun böylece. Ama bunu dini kural gibi ortaya koymak, hele ölü okumak bunu, bu saçma muhtemelen. Yani dünyada tek Türkiye'de var bu da böyle. Tek Türkiye'de var dünyada böyle. Yani Osmanlılar zamanına göre kadar, Süleyman Çelebi'ye kadar İslam mevlüt diye bir şey yoktu. Ne oldu ölenlere? Okulmadı mı onlara mevlüt? Onlara günah mı girdiler şimdi? Tıramlar, böyle bir şey olmaz mı? Böyle. Yani İslam'a bir kural koyamayız. İslam'ı olduğu gibi korumamız gerekiyor. Evet, mevlüt alem değiliz. İçeriği çok güzel. Resulullah met ediyor böyle, övüyor. Çok güzel bir şiir. Okunmaz mı? Oku. Nasıl okunur bu? Mesela sünnet cemiyetlerinde, sözde, nişanda böyle, toplantılarda okunur böyle, feyiz almak için böyle, kuramında okunur bu şekilde böyle şey. Ama ölünün ruhuna mevlüt okunmaz mıdır? Okunmaz böyle şey böyle. Ölü ruhuna Kur'an okunabilir böyle. Sadaka verilir. Sadaka verilebilir, başka yapılabilir. Şimdi günümüzde bir kimse ezan okuyor mesela, tam bittiği camiye girdi. Oturursa ne olur? Mekruh oluyor muhtemelen bakınız. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan Ebu Katade Hazretleri radıyallahu anh'ı Medine'de Mescid-i Nebevi'ye geldi. Baktı Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri oturmuş. Etrafında sahabeler de var. Tabii bir peygamber aşkı vardı onlarda böyle. Gerçek aşk vardı böyle. Yani peygamber ayrı duramıyordu bunlar böyle. Duramıyordu böyle. İşini bitiren, hurmasını aşılayan, hurmasını toplayan, devresini sulayan, otatan bunları çabuk yapar dünya işine bunlar. Bir an önce Resulullah'ın yanına gideyim diye. Peygamberimizin tabi oturmak. Biz onu tabi anlayamayız. Anlayamayız böylece. Bir mecliste bir evliya olsa, evliya bulunsa o meclisin havası değişir. Atmosferi değişir.
Ne demektir bu? Allah dostu olduğu yerde ancak Allah hatırlanır. Hadis-i şerif. Bir yerde bir evliya varsa, Allah dostu varsa, onun bulunduğu yerde ancak Allah hatırlanır. Orada kimse aklına başına gelmez onun hatırına böyle. Bir evliya. Düşünün ki evliyadan sonra tabi'in var, tebe-i tabi'in var, sahabeler var. Allah'ın Resulü var Aleyhisselam Hazretleri. Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri, tabi sahabeler peygamberin yanında duydukları hususta zevk, mali feyiz, mutluluk, kendilerinin geçme. Hadi bu Katade'de işe girer girmez Resulullah'ı görünce hem oturuyor, meşri namazını kılmamış ama kılma oturuyor. Peygamber sordu, ya Ebu Katade, niye kılmadın tehiyyatü meşridi, meşrid namazını? Ya Resulallah, seni görünce, içim yandı ya Resulallah. Oturayım sen hemen sohbetine, senin yüzüne bakayım derken. O zaman buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, bak muhteremler, اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَشْرِدَ Sizden biriniz meşride, yani camiye girdiğiniz zaman فَلَا يَجْلِسْ oturmasın. Hatta يُسَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ İki kez namaz kılmadan oturmayınız. Şimdi camiye giren bir kimse ne yapması gerekiyor? Vakit daha gelmemişse oturmadan iki rekat namaz kılması gerekiyor. Adı tehiyyetül mescid, mescid namazı. Bunun kadarsa olmaz ama. Şimdi bir kimse camiye girdiği zaman eğer mekruh vakit değilse ama. Mesela bir kimse akşam namazından önce camiye girdi. Daha vakit var ezana da. O anda nafile kılınamayacağı için mekruhtur. O anda kılmaz. Bir de sabah namazının sünnetini evinde kılan kimse camiye gidince camide başka namaz kılmaz farzdan başka. O anda mekruhtur. İki vakit namazdır. Bir de öğle ezanına çok az kalmıştır artık. 5-10 dakika kalmıştır. O zaman da güneş tepede olduğu için nafile kılınmaz. Yani meşrit namazı kılmaz onda böyle. Ama mesela yarım saatten fazla öğle namazı yarım saatten fazla var. İkindiye gelmiş, ezan öncesi 2 dakika olsun fark etmez. Yatsıya gelmiş, ne kılar muhteremler. Şimdi ne yapıyor meşrite giren kimse? Ne yapması gerekiyor yani? Meşrite girdiği zaman ezan bitmişse o zaman bu meşrit namazını kılmaz, vaktin sünnetini kılar, onun yerine kılar. Onun yerine geçer bu da. Onun yerine geçer böyle işte. Şimdi abi camiye kimse, ezan bitti, işlere girdi, herkes oturuyor ama. Tek başta ekber alamıyor, herkes ona bakacaklar böyle. O da oturuyor. Ne yaptı? Bir sünneti burada terk etti. Terk etme derler. Hemen namaz kılması gerekiyor anda. Ezan okumuştur, o anda vakit mekruh vakit değildir. Değildir, namaz kılması gerekiyor. Yani akşam namazının farzı var işte tabi. Bu ne yapıyor şimdi? Oturuyor derken, o da oturuyor. Ne meşrit namazını kıldı, ne vaktin sünnetini kıldı. Neden? Herkes oturduğu için. Biri Allah'ıma salat desin diye onu beklemek için oturdu. Ne yaptı burada? Bidat yapmak için, bidatı işlemek için sünneti terk etti muhteremler. Nedir bu? Bidat, bidatı seyyi işte muhteremler. Yani her bidat mutlaka bir sünneti giderir böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri leyeti alennâsi zamanın İnsanların üzerine ileride, yani kıyamet yakın, öyle bir zaman gelecek ki tahallet sünneti fihi. O zaman sünnetlerin böyle soyulup çıkarılacak dinden. Ve tecedel bid'atı, çok bid'atlar karışacak, yeni bid'atlar karışacak. Femen edba sünneti sare gariben. O zaman kim benim sünnetim yapışırsa garip kalacak.
Öyle oluyor. Ben görüyorum bunu. Hadisin sonunda geliyor ama uzun bırak geçtim. Tuğba lil guraba geliyor. Tuğba, ne mutlu, ne mutlu. Kime? Lil guraba. O gariplere ne mutlu. Aldığı sahaba bakar ne mutlu. Günümüzde bu oluyor. Efendim. Bazıları gidiyorum mesela. Bakıyorum, ezan bitmiş, hemen kalkıyor, benim sünneti duruyor böyle şey. Ya da dışarı giriyor, hemen sünneti duruyor böyle. Ama tek kişi, herkese bakıyorlar muhtemelen. Ne oldu? Garip oldu böyle şey. Bu garip semeyi bırakıyor ama. Bu şeyi çemberi yırtıyor bu. Sünneti işlemek için bunu yırtıyor böyle. Yani kişiliğini aşıyor, toplumu aşıyor, aşıyor. Bu da sünneti işlemek için ne yapıyor? Garipliği göze alıyor burada. Sünneti kılıyor burada. Ne yapıyor? 15 yılı camide sünneti ihya ediyor. Hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kim benim sünnetimi ihya ederse, ölmüş, unutulmuş sünneti ihya ederse, ona 100 şehir sevabı var mı buradan bak. Ona 100 şehir sevabı var mı? Bunun için inşallah adı cemaatimiz, yani dünyayı izleyin bakın, televizyona bakın, Mekke'nin akıllı namazlara bakın, bakın, yalnız tek bizim Türkiye, ülkemizde ezanlar okunur, cemaat kuzu gibi oturur cemaat, kuzu gibi böyle. Kalksa o öde batar, korkar, sanki haram işe yiyecek kalksa. Bir daha terk etmeyi de atın. Ama aminatı okunurken, hasta topal mopal kalkan muhteremler. Efendim işte peygambere saygı. İyi ama İslam'da saygı duruşu var mı ya? Bu Hristiyanlar da saygı duruşu muhteremler. İslam'da dua Fatiha var İslam'da. Saygı duruşu Hristiyanlar bir şey böyle. Ölen kimse ne yaparlar? Bir dakika saygı duruşu. Vay zavallar vay. Bir sağ dursan ne faydası o kimseye faydası var. Bir de ezan duasını cemaat okumak nedir? Cemaat okumak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ezanı okumasını peygamber tavsiye etti. Ama kendi okumadı peygamber cemaat okumadı. Yine Aleyhisselam Hazretleri Bilal Habeşi'ye oku deme onu okuturmadı. Bak. Peygamberden sonra 4 halife döndürümü vardır. Onun aynı peygamber sünneti gibidir böyle şey. Onun döneminde de yine ezan duası okunmadı. Bugün yine okunmuyor dünyada. Cemaat okunmuyor böyle şey. Bizim burada gene hele şu Adapazarı'ndan son zamanlarda moda oldu bu böyle. Allahümme Rabbi azdavet tamme bağırmaşlar bu şekilde böyle şey. Nedir? Bunu cemaat okumaktan mekruhtu muhterem. Efendim işte öğrensin diye. Yani biz gerekçe buna uydurmayalım gerekçe. Resulü Efendimiz de uydurdu gerekçe dileseydi böyle. Öğrensin diye yapar da kepek yapar. Uydurmayalım. Bilmiyorsun ne yapar? Sana başı ve getirir muhtemelen. Peki ezan okununca insanlar ferdi olarak, kişisel olarak okurlar mı ezan duasını? Okurlar ama bir şartla. Eğer okunan ezan sünnet-i seni uygunsa, o ezan da okunur muhteremler. Eğer sünnet-i seni uygun değilse, dua etmek ona tehlikeli muhteremler, bir bidata. Nedir ezanın sünnet-i uygun okunması? Her camide, her mescitte onu bir insan okunması, Müslüman okunması, kişi okuyacak bunu böyle. Cemaate kılınan, cemaate namaz kılınan her camide, her mescitte ezanın okunması sünnettir. Ama bunu bir insan okunması sünnettir ama. İnsan olacaktır. Hatta şöyle bir şey var fıkıh kitaplarında. Bir cinni, cin yani. Minareye çıksa, ezan okusa, sesi güzel de olsa, gür de olsa sesi, bu ezan geçerli mi? Kendi Müslüman cinse geçerli mi? Eğer insan şeklinde görünerek okursa
yadan geçerli muhterem böyle. Bu cin, insan şekline görülmeden, yalnız sesiyle ezan okursa, bu ezan geçerli değil. Yani okunan ezan minarede, orada insan olması şart bir insan olacak. Bu insan erkek olacak, kadın da olmaz. Mesela efendim işte, falan kişi çok güzel ezan okuyan, bayılıyorum böyle. Efendiler, ezanın aslında kelimeleri güzel. Onun biz anlamına bayılalım. Öyle kadınlar var ki muhteremler, notaları bilir böyle, müzik makamlarını bilir, sesi güzeldir. Öyle kadınlar var. Böyle kadın ezan okusa minareden, bunu bilhassa gençin çok hoşuna gider bunların böylece. Ama ezana geçmiyor, günah oluyor muhteremler. Olmuyor böylece. Demek ki ezanın ezan olması, sünnetisi uygun olması gerekiyor ezanın. İnsan okuyacak bunu, erkek olacak, Müslüman olacak ve akıllı olacak, akıllı. Beyinsel özürlü, aklı ermiyor. Kelimeleri söylüyor ama ne de bilmiyor kendini, anlamını bilmiyor. Olmaz muhtemelen bakıyorum ben de şey. Demek ki bir cami mescitte eğer okunan ezan sünnete uygun değilse ona dua edilmez. Bir gün tabiinden biri, tabiin peygamberimizin zamanına yetişememiş. Belki hayattadır ama peygamberimizi görememiş yani. Bu tabiinden biri Hazreti Abdullah bin Ömer'e geliyor. Ya Abdullah, ben seni Allah için çok seviyorum be diyor. Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer oğlu. Sünnete tam bağlı muhtemelen, sünnete böyle. Yani zerre sünnetten kaçmazdı böylece. Hatta kölelerinden hangisini namazı güzel kıldığını görürse onları azat edildi, hür edildi onlara böylece. Bir gün biri diyor ki bana, ey Abdullah, senin kölelerin diyor, senin gözüne girmek için, azat olmak için, hür olmak için diyor, hangisi namaz kılıyorlar, seni aldatıyor onlar bunlar. Ne cevap veriyor? Olsun. Ben Allah yolunda aldanayım diyor bak. Aldanayım Allah'ım ben böyle. Buna biri diyor, tabiinden biri, ya Abdullah, ben Allah için çok seviyorum ben seni. Ne diyor ona? Ben Allah'ın sana kızıyorum sana. Allah için sana kızıyorum. Buzem sen benim kalbim buzem. Ben Allah'ın sana kalbim buzem. Kızıyorum sana. Neden acaba? Ezanı diyor, okurken teganni yapıyorsun. Teganni yapıyorsun. Aa, çekiyorsun, okuyorsun böyle. Ezan makara bozuyorsun böyle. Bak, o ezan dinlemekte, yani insan böyle okusa, demek ki eğer onu teganni yaparsa, İslam'a uygun okunmazsa, bakınız, ona kızma gerekiyor böyle. Dedik ki ona dua etme gerekiyor muhteremler. Peygamber Aleyhisselam'a da şöyle buyurdu eshabına bir gün. Sallu kema re'tumuni usalli. Eshabım bana bakınız, benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız, öyle namaz kılınız. Sorular Medine'ye gelen, dışarıdan gelenler. Ya Resulallah, namazı nasıl kılalım? Demek ki onu da anlatma imkanı Peygamber Aleyhisselam'ın. Öyle buyurdu onlara. Bana bakın, bana bakın. Namaz kılarken bana bakın. Yani sünneti kılarken tabii. Bana bakın. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. Namaz kıldığım gibi namaz kılın böyle. Buyurdu. Yani bizim nedir görevimiz? Peygamberimizin namaz kılış kurallarını araştırmak, öyle namaz kılmak muhtemelen böylece. Efendim aklımızdan böyle işte mantıklı da geçerlilik, bunlar geliş hazırlamak, bidatı korumak, bunlar dinimiz yasaktır bunlar. Bir de bu konuya girdiğimiz için biraz daha da bu işte biraz derinlemesine girelim işte bu konuya. Farz namazı kılındıktan sonra tabii İmam Efendi selam veriyor. İki tane selam veriyor. O zaman ne yapayım müezzin biri? Allahümme ente selamün keselam okuyor muhteremler.
Bu okumanın bir sakıncası var mı? Var. Ne var sakıncası? Cemaat bunu okumuyorlar ama. Yani sanki bunu sırf müezzin okuyacakmış gibi okumuyorlar. Bu sünnet burada terk ediliyor bak muhtemelen. Terk ediliyor böyle bir şey. İmamın da cemaatin her birinin de burada bu okuması gerekiyor. Allah mühendisi okuması gerekiyor orada muhtemelen böyle. Bir de tesbih çekmede, beş vakit günlük namazlarımızda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tabi namaz kırıktan sonra Aleyhisselam Hazretleri, işi yoksa sağa dönerdi, cemaat dönerdi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin muhteremler, evi aşağının odası hemen cami duvarına bitişikti. Oradan kapı da vardı böylece. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri anons etmesi gerekiyorsa, tabi peygamberlik görevleri var, çok vahiyleri geliyor. Bütün alemle ilgili görevleri var. Eğer namazdan sonra hemen gitmesi gerekiyorsa, cemaatten son dönerdi böyle. Son dönerdi, evine öyle gitmesi için kolay böyle. Eğer oturacaksa, cemaata sağa dönerdi. Yani beni oturuyor böyle hasırı, sağa dönerdi. Ancak genelde ve çoğunlukla sana döndüğü için mecliste gelen sahabeler önce sağ tarafı kaparlardı muhtemelen böyle. Kapana böyle. Kapana böyle. Peygamber yüzüne bak. Ne var o yüzde? Bunu şeye soralım muhtemelen. Biz bilemeyiz de rüyada görenlere soralım. Rüyada. Allah'ın Resulü'nün iki can serverini rüyada görenlere soralım bunu. Rüyada görmek bile iyi bir devlet muhtemelen. Bir devlet bile. Görmek bile. Bence. Şimdi Aleyhisselam Hazretleri muhteremler tesbih çekmeye bilir. Önce peyasada verir böyle şey. Oturacağım söylemek bunlara bence. Ancak Hazbillah Habeşi burada Sübhanallah, Elhamdülillah bağırmazdı bu şekilde böylece. Komut vermezdi. Neye? Edepsizlik oluyor bu peygamberimize karşı. Yani metbu tabiye tabi oluyor burada. Metbu. Yani peygamberimiz metbu tabi ona. Peygamberimiz. Cemaat tabi böylece. Sonra o bu tebaiyat hazmeline geçecek. O komut verecek. İki canı seyberi o komut verince sübhanısına tesbih çekecek. Olur mu bu? Olmazsa muhterem efendisi. Günümüzde de muhteremler her imam mescitte metbudur. Bütün cemaat tabidir buna böylece. Tabidir böylece. İmam tabi olamaz kimseye. Bakıyorsun ölü imamlar var. Ayet-i Kürsi'yi bitiriyor. Eline tesbihi bekliyor ama. Ne bekliyor? Müezzin komut versin. Sübhanallah desin. Komut verince Sübhanallah. Bazı imamlar daha çok yapıyorlar bunu. Bitiriyor. Yine bekliyor ama. Komut bekliyor muhtemelen. Bu nerede var? Bu da yalnız Türkiye'mizde var muhtemelen efendim. Yani Türkiye'mizde var muhtemelen bir şekilde böylece. Bunun sakıncası var mı? Cemaattan bazıları, yani bilinçlileri, cemaat bilinçlileri, namazın hakkını vermeye çalıştığında ne yapıyorlar? Namazı daha güzel kılmaya çalışıyor, acele etmiyorlar namazı. Bu defa ne yapıyor bilmeyenler, sanki tesbihi cemaate çekmek daha sevapmış gibi ne yapıyor? O son sünnetini acele kılıyor. Bakınız, farzdan kısıyor, vacipten kırpıyor, sünnetten kırpıyor. Bidat işmek için muhtemelen kardeşim bak. Yani bidattan taviz verilmiyor. Verilmiyor böyle. Farzdan taviz veriliyor. Vacipten taviz veriliyor. Mesela tadirekini yapamıyor tam manasıyla. Tesbihini tam yapamıyor rükû secdede. Bunlardan kırpıyor, çalıyor bunlardan. Ne o? Tesbih düşecek. Hemen alacak tesbihini. Sübhanallah. Peki ne yapalım muhteremler? Tabii bu kuralı değiştiremeyiz muhteremler. Elimize gelmez bunlar. Ama biz ne yapalım? Buna yetişelim diye. Yani bilinçli olalım. Namazlarımızı güzel kılalım. Tadir-i erkan ile kılalım namazımızı böyle. Öncelikle farzlar, vacipler, sünnetler böyle. Dinin
temel ilkeleri bunlar. Allah'ın peygamber koyduğu kurallar bunlar. Bunları güzel yapalım. Ondan sonra tesbihi yetişirsek, biz kendimizi çekelim muhtemelen. Nedir bu? En güzeli, bu yapmamız gerekiyor muhtemelen. Cuma namazına gelince, cuma namazında müezzin dört görev var müezzinin cuma namazında. İki ezan, bir kâmet, böyle tekbir almak. İmamın sesi yetersizse. İki ezan var cumada. Biri minarede okunur. İkincisi imam minbere çıkınca onun karşısında okunur. Bu da sünnettir. Sünnet-i muhteremler. Hasım'ın zamanında uygulama başlandı bu. Bu da dört tane yaptığı sünnettir bunlara böylece. Bir de kâmet getirir. Bu kadar. Bunun dışında İnnallah filan ayet okumak bunlar sünnet değil muhteremler. Efendim okumak dine kural konulmaz muhteremler. Önüne gelen dine mi kural koyarsa, dine kural koyarsa ne olur? Dini yozlaşır, aslını yitirir, farz, vacip, sünnet bid'ata bile karışır. İnsanlar gene bunu ayıramazlar muhtemelen. Ayıramazlar böyle şey. Ne yaparlar? Farzdan çalar, varipten çalar, sünnetten kırpar. Aman yetişeyenler bidatlara muhtemelen. Daha tatlı bir bidatlara muhtemelen. Teravih namazında ise çok ilginç bir şey var muhtemelen. Teravih namazında ilginç bir şey var. Kaç kişiye ben bunu sordum yani imamlara. Ne bu bilmiyoruz. Ne bile yapıyorsunuz? Ne bileyim yapıyor işte bence. Ne yapıyorlar? 30 rekat namaz kılınıyor. 10 rekat yatsı. 4 sünneti. 4 farzı. 2 son sünneti. 20 de teravih ediyor. 30 rekat. 30 rekat namaz kılınıyor. Oturuyor orada bir dua ediliyor burada. Kısa bir dua ediliyor. 3 rekat daha kılınıyor. Sonra uzun dua ediliyor. Peki bu kuralı kim koymuş acaba muhtemelen? Niye bile yapıyorsunuz? Hangi tatı var bu kural? Var mı bir yerde bu? Yok. Niye bile yapıyorsun böylece? Bilmiyorum muhtemelen böylece. Bunlara kuralları kaldırmak lazım muhtemelen böyle. Bunlara direnmek lazım. Bunları kaldırmak lazım bunlara böylece. 30 rekat namaz kılınıyor. Kısaca bir dua. Çok kısa ama. 3 rekat vitri kılınıyor. Uzun uzun bir dua. 3 rekat uzun dua böylece. İkisinin duası bir arada olmaz mı bunların? Yatsının farzıyla teravih oluyor da vitir namazına duası olmasın bir arada muhteremler. Bir de bu teravih namazında ne yapayım müezzinler? Rabbena amennâ bimâ enzelte ayetini ile okuyorlar. Bunu okumazsan farzlayın bak muhteremler. Bu kural konmuş böylece. Başka ayet okuyamazlar. Korkuyorlar okumaya böyle. Günaha girecekler. Ya bunu kim koymuş muhtemelen şey ya böyle? Namazda bile belli bir şey okumak farz değil muhtemelen. Namazda bile. Yani illa şahit okumak diye bir şey yok. Namazda bile, farz namazda bile yok böyle şey. Kalk teravih namazında. Rabbena amennâ bi enzelte ve resûle. İlle mi okuyacaklar bunu böyle? İlle mi okuyacaklar bunu böylece? Hep bunlar muhtemelen böyle. Yani gerçekten insan biraz şöyle akılcı olsa, yani insan bir şey bilmese bile, insan benim mantıkla buna yaklaşsa, böyle anlamsız şeyler bunlar. Anlamsız şeyler bunlar. Buyuruyor Mevlamız bizlere muhteremler, kul, ya Muhammed'im söyle Habibim, Allah buyuruyor. İn kuntum tuhibbunallâhe. Eğer Allah'ı seviyorsanız fettibûni, bana tabi olunuz. Bak. Buradaki kul emir, söyle. Emir veren kim? Amir. Allah Celle Celaluhu. Allah emrediyor, kul söyle. Kul emri hazır. Yani muhatabı emir, gaybe değil. Muhatabı emir. Kul
Sen söyle kim? Kur'an kime indiriliyor? Peygamber muhteremler. Burada Mevlam Peygamber'e hitap ediyor. Kul, Habib Muhammed'im söyle. Ne söyleyecek? اِنْ كُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer Allah'ı seviyorsanız, فَتِبُونِي Bana tabi olunuz. Olunuz bana. Peygambersiz din olmaz, muhtemelen olmaz böyle şey. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i yaşayamaz kendisi. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hadis-i şeriflerdir muhtemelen böyle. Uygulaması sünnetlerdir işte böyle şey. Bunlardır bunlar. Peki bir insan peygamberimize tabi olsa, sünnete tabi olsa ne olacak? Yuhibbukumullah, Allah sizi sever böyle muhtemelen bakın. Allah o kulunu seviyor böyle. Neden? Peygamberimiz Allah'ın Resulü. Onu Allah'a gönderiyor bize muhtemelen böyle. Özel yaratılmış, ezelde. Ezelde. Özel yaratılmış muhtemelen böyle. Her açıdan insan üstü insan, melekleri üstün insan. Ve yahbim zünnü vekûm, Allah sizi sever, günahlarınızı da bağışlar. Demek ki her konuda inşallah rehberimiz, önderimiz peygamberimiz olması gerekiyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا زَهَرَ الْبِدَعُ Bidatlar ortaya çıktığı zaman, bidatlar. Tabi her konuda muhterem böyle. Mesela bir cenazede, hele kadın arasında ne bidat ne bidatlar var. Saçmalıklar böylece böyle. Yani farzda, sünnet hep kalkmış. Hele kadınlar, işte biri böyle yapmış, biri böyle demiş, şöyle yap böyle demiş, mişmiş de böylece. O kadar bidatlar böyle. Bunu araştırmak gerekiyor. Nasıl araştırır bunlar? İslam ilmihal okuma gerekiyor. İlmihal okuma gerekiyor mutlaka böyle. Mesela cenaze bölümüne bakınız, namaz bölümüne bakınız böyle, her bölümüne bakınız. Bir insanı peygamber tabi olmak istiyorsa, araştırmak şart bunlar muhteremler. اِذَا زَهَرَتْتِ الْبِدَعُ Buyur Aleyhisselam Hazretleri, bidatlar ortaya çıktığı zaman, türediği zaman bidatlar. وَلَيْهَنَ اَحْرَةُ اُمَّتِ اَوَّلَهَا Ve ümmetin son gelenleri, öncekileri de küçümsediği zaman, onları aşağıladığı zaman, öncekileri. Şimdi öyle oluyor muhteremler böyle. İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, İmam-ı gibi Hazretlerinin yani sohbetine girme yüzü olmayanlar, ekran başına geçiyorlar. İmam-ı Azam kimmiş? O da İmam-ı Azam. O da İmam-ı Şafii. Ne sorulsa indi, kişisel, araştırmadan. Bir gün Hazreti İmam-ı Azam, Eyüp Han Hazretleri yatsı namazını kılmış, dışarı meşritten. Biliyorsunuz camilere, meşritlere sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır. Hazreti Ebu Hanife de sol ayağını dışarı atmış, sağ ayağı meşritte, içeride. Biri bir soru soruyor kendisine. Ya Ebu Hanife, şu konu nasıl? O dönemde bunlar hazır değil bunlar, pişmiş değil bunlar, günümüzde gibi öylece. Şimdi kolay. İnsan bilmese bile, eğer niyeti iyiyse ne yapar? Kitaba bakayım da yaşaması var öylece. İyi niyetiyse. Ama art niyetiyse, böyle, bozuncuysa ne yapar? Hiç kitaba bakmaya gerek de görmez. Ben de İmam-ı Azam der, fetva verir böyle. Ne yapıyor İmam-ı Azam bak muhteremler? Tabi o zaman, tabi soran da biliyor bir şeyler o zamanlar. Tabi'in dönemi, o da biliyor bir şeyler böyle. Ya Ebu Hanife, ben de filan filan böyle hadis-i şerif işittim, filan da böyle işittim, böylece. Bunlar o konu üzerine duruyorlar, şöyle böyle, şu hadis-i şerif, şu ayet-i kerime ederken, müezzin sahabesi okuma başlıyor muhteremler böylece. İmam-ı Azam'ın bir ayağı dışarıda, veya da camide muhteremler böylece. Yani bu din kolay gelmedi, muhteremler. Biz bu çileyi çekmedik muhteremler. Sahabeler
Onların şekli farklıydı. Düşmana şekli onlar. Yaralandılar böyle. Öldüler böyle. Aç kaldılar. Göç ettiler. Hele sahabeler muhtemelen böyle. Ne şey şekli onlar böyle şey. Bu din kolay gelmedi muhtemelen. Ondan sonra da müştehitler dönemi başmışlar muhtemelen. Hazreti İmam Şafii buyuruyor. İcma ümmet konusunda acaba konu bir ayet-i kerime var mı diye araştırdım diye. Ancak 300 defa konu hatmettim, o zaman buldum bakmadım hemen. Bakın. Bir konuyu Kur'an'da bulmak için İmam-ı Şafii gibi bir zat, yani Kureyşli kendisi muhtemelen böyle. Kendisi, bak ne yapıyor? 300 defa konu kelime hatmediyor. Titizlikle böyle, üzerinde durak da ediyor. Ancak 300'ün üstünde o konuyu buluyor muhteremler. Ne yapıyor günümüzdeki insanlar? Efendim ben Kur'an'da araştırdım bu konuyu, bulamadım Kur'an'da. Ya sen kimsin, ben kimim muhteremler ya? Ne yapıyorsun böyle sen be ya? Kendini devanesi görmesin insanlar bunu muhteremler. Görmesinler bunu böylece. Demek ki konuşta girdik. Bidatlar zuhur ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman, her konuda, cenazede, ölümde, diride, mirasta, şunda, evlenme, nikahda, her konuda böyle. Çık zaman bidatlar. وَلَاَنْ اَحْرَاتْ اُمْمَتِي اَوَّلَاهَا Sonra gelenler, evvelkileri aşağıladığı zaman, kötülediği zaman, küçüldüğü zaman, فَمَنْ كَنَ اِنْدَهُ اِلْمٌ فَلْيُنْشِرْهُ Öyle bir zamanda, فَمَنْ كَنَ اِنْدَهُ اِلْمٌ Kimin yanında bir ilim varsa, bilgisi varsa, o zamanda, yani bidatların zuhur ettiği zamanda, ortaya kaptığı zamanda ve eline mikrofon alanlar, ekran başına geçenlerin de böyle, her birden müşid azam kesildiği bir zamanda, cebine fetva verdiği zamanlar, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kimin yanında, katında ilim varsa, ilim sahibi ise, فَلْيُنْشِرْهُ Bakınız, bu kelime beni çok etkiledi bu kelime. Etkili muhtemelen. Fel yun şir hu. Hu burada zamir, onu. İlmi neşretsin, bak. İlmi neşretsin. Yani fel yuallim, fel yokul gelmiyor burada. Halbuki asıl saadette ne olurdu? Ancak söylenirdi böyle. Yazmak bile zor o zamanlar. Ancak deri üzerine yazılacak. Yani deri bile celan derisi yazıldığı için bulunmuyor böylece. O dönemde ancak öğretilecek, söylenecek sözü şifre alır başı böyle. Burada Peygamber buyuruyor, fel yunşiru, onu neşretsin, neşir. Neşir, vasıtasıyla neşretsin onu. Yani o günün, o dönemin her şeyden yararlansın. Radyodan, bilgisayardan, televizyondan her şeyden yararlansın, onu neşretsin. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin şu kullandığı kelime çok duygulandı muhteremler. لله تعالى فاتحه